Başkanım merhaba, selamlar. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Mustafa Yalçın Yalçınkaya, Antalya Rehber Odası Başkanı. Evet, bugün burada Antalya rehberleri olarak bir etkinlik geliştirdiniz. Bununla alakalı bize biraz bilgi verebilir misiniz? Öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak adlandırılan deprem esnasında biz meslektaşlarımızı kaybettik. İsyas Otel'de kaybettiğimiz rehber adayları, rehberler, eğitmen rehberimiz ve de turizm kaptanımız bizim için çok kıymetli insanlardı. Onları yad etmek, anmak ve onların ruhuna bir Fatiha okumak, bir Mevlid-i Şerif okumak amacıyla rehberlerimiz bugün burada toplandılar. Toplandıktan sonra da tabii ki burada genel olarak arkadaşlarımız şu anda gündemde bir yasa tasarısı var. Bununla ilgili olarak otobüste rehber bulundurmak konusuyla ilgili olarak konu kamuoyunda sıklıkla tartışılıyor. Öncelikle bilinmesi gerekir ki tur bir bütünlük arz eden bir süreç. Misafirin havalimanından karşılanması, otele yapılan transferi, ardından yapılan turlar esnasında bizim oluşturmuş olduğumuz Osmanlı'dan günümüze gelen bir gelenek var. Bu süre esnasında Türkiye'de oluşmuş olan bu yapı yaklaşık olarak 100'e yakın turizm fakültesinde turist rehberliği eğitimi alan öğrenci adayları da bulunmakta, rehber adayları da bulunmakta. Bu şekilde bir bütünlük arz eden süreç içerisinde turizmin bütün yapılarını, restoranını, konaklama tesisini, otelini, öğren yerini bu bütünlük içerisinde vermiş olduğumuz bir rehberlik eğitimi ve bir rehberlik bilinci var. Öncelikle turist rehberi bir turizm uzmanı. Bu turizm uzmanı, turizmin bütün paydaşları hakkında bilgi sahibi olan kişiler. Bunların yaptığı görev alanını sadece öğren yeriyle kısıtlamak, öncelikle yetişmiş olan bu personelin mesleklerinin 2 tık, 3 tık ciddi şekilde itibarsızlaştırılması noktasına doğru gidiyor. Bu durumda öncelikle şöyle bir örnek verebiliriz. Öğren yerinin girişine konulan sadece bir rehber, o gün yarım saatlik 45 dakikalık mesailer içerisinde 7-8 otobüse hizmet verebilir. Bu esnada 7-8 rehber bir kere boşa çıkıyor. Orada bizim verebileceğimiz bütüncül bilgi sadece öğren yeri bilgisiyle kısıtlı kalıyor. Öte yandan ülkemiz bulunduğu jeostratejik ve jeopolitik önem gereği farklı iç ve dış mihrakların her zaman cephesinde olmuş, gündeminde olmuş olan bir ülke. Bu süreç içerisinde rehberlerimiz kültür diplomasisinin bir önemli paydaşı olarak misafirlerimizi bu disiplin ile kendilerini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir memuru gibi, onun bir çalışanı gibi konumlandırarak görevlerini yıllardır ifa etmektedirler. Bir şekilde rehberin yapmış olduğu görevin çok kısa, çok dar, çok kısa süreli bir olaya yönlendirilmesi o rehberin almış olduğu eğitimin, ona verilmiş olan meslek nosyonunun, ona verilmiş olan meslek bilincinin bir kısa bir sürede farklı bir noktaya, çok kısıtlanmış bir alana yönlendirilmesi manasına geliyor. Şimdi burada konuyu şöyle anlamak gerekiyor. Yani bir meslek sadece onun anlatılması değildir. O kişilerin onu yaşaması, o kişilerin o meslekle beraber kendilerini toplumda konumlandırması, onların oluşturduğu bilinç, bilgi, algı ekosistemi. Eğer ki bu bir anda yok edilirse çok ciddi bir boşluk açılacak. Bizim yıllardır milli görev olarak adlandırdığımız bir süreç bir anda yeni kapitalist düzenin harcanan noktalarından, harcanan mesleklerinden birisi olacak. Şimdi bu hususta biz bir şekilde Sayın Bakanımıza bazı grupların yapmış olduğu baskıyla böyle bir ifadenin yazılmış olduğunu görüyoruz. Bunun devlet aklı, öte yandan Türkiye'nin bazı milli güvenlik hassasiyetleri, öte yandan mevcut çalışan rehberlerin mesleki hakları, oluşmuş olan mesleki kültür, mesleki gelenek, bütün bu parametreler göz önüne alınarak tekrar değerlendirileceğini yürekten umut ediyoruz. Özellikle bu konu bu şekilde özetleyebilirim. Eğer farklı noktalar varsa. Sayın Başkanım, bir soru daha soracağım.
Buyurun. Araç içerisinde rehber bulundurma zorunluluğunun ortadan kaldırılması ve yol üzerinde de denetimlerin kaldırılmasından bahsetti bakanımız son açıklamasında. Denetlemeler ortadan kalkarsa bu kaçak acentecilik faaliyetlerini çoğaltmaz mı, tetiklemez mi? Bu düzeni, disiplini kaybetmek olmaz mı acaba? Yani turistlerin güvenliği açısından bu denetlemeler gerekli değil mi? Şimdi Sayın Bakanımız üniformalı şahısların bir şekilde ülkemize gelen misafirlerde bir güvenlik endişesi ve gereksiz bir panik ortamı yaratacağı fikriyle bunu zikretti. Fakat burada yani bakanımız gayet iyi niyetli. Fakat bizim sahada görmüş olduğumuz süreç, sahada görmüş olduğumuz yaşananlar bir şekilde bizim turist rehberi konusundaki hassasiyetin olmadığı yerde turist rehberini bu görevden çektiğimiz an onun yerine ülkemize farklı sebeplerle gelmiş olan yabancı şahısların sanki rehbermiş gibi konumlandırılacağını, sanki onların yerine görev alabileceğini ve de bazı hassasiyetlerden yoksun bir şekilde bu süreçte bulunacağını bize gösteriyor. Bundan dolayı burada başkanın tavsiyeleri çok önemli. Kendisi kısa sürede dijitalleşmeye geçmenin de önemini vurguladı. Çok haklı. Dijitalleşme noktasında çalışmalar şu anda bu bizim için bir talimattır. En kısa sürede hazırlanmalı. Belki orada görev yapan, denetimlerde görev yapan şahısların üniformalı değil, sivil elbiseyle bulunmaları konusunda bir çalışma yapılabilir. Sayın Bakanımız o konudaki görüşüne de gönülden katılıyoruz. Fakat denetimleri kaldırdığımız noktada keşke yüksek bir kanuna uyma bilinci olan bir toplumda olsak da böyle bir şey dile gelse, belki bunu dijitali hızlı sürede kontrol ve de güvenlik yapan, orada denetim yapan şahısların sivil elbiseyle kontrolü ya da belli bir dijital geçiş noktalarında kontrol algı sisteminin devreye sokularak bir şekilde kaynakta dijitalleşmeye getirerek bir şekilde direkt sözleşmenin yapıldığı anda kaçağı engelleyici tedbirlerin alınması gerekiyor. Bununla ilgili olarak eğer bakanlığımız isterse E-Devlet üzerinden kurulacak bir protokol sistemi, bir sözleşme sistemi çok rahat bir şekilde günümüzün yazılım teknolojisiyle yapılabilir. Kokart'ın rehberi çalışma kartındaki QR kodun sözleşmeye eklenmesi, onun bir anda algılanması, oradaki bilginin öğren yeri girişine verilmesi, bir şekilde bunların bütünleşik şekilde hazırlanması günümüzde yazılım teknolojileri açısından çok rahat yapılabilecek şeyler. Sayın Bakanımız talimat vermez durumunda biz bunun da en kısa sürede yazılımla, güçlü bir yazılımla bu denetimin de farklı bir şekilde çok rahat hiçbir güvenlik görevlisine ihtiyaç duyulmadan yapılabileceğini de düşünüyoruz. Sayın Başkanım, yollarda zaten trafik polisleri araçları durduruyor ve denetleme yapıyor. Yani otobüs araç kaptanlarının ehliyetlerini kontrol ediyor, takometreden araç sürüş saatlerini kontrol ediyor. Hali hazırda zaten bu yolcu otobüsleri yolda durduruluyor. Yani herhangi bir şekilde rahatsızlık da vermiyor. Turistlere daha fazla güven açılıyor bu denetlemeler. Denetlemeler kaldırılmalı mı yani sizce? Ben konuyu şöyle düşünüyorum. Sayın Bakanımız kanunlara uyan çok düzgün acenta sahiplerinin rahatsızlığını çok sık duyduğu için kanaatimizce herkes öyle zannediyor. Tabii ki eğer ki bir acenta genel itibariyle, genel duruş itibariyle kanunlara, nizamlara uyuyorsa ve de bu kişiler sürekli olarak denetim adı altında kontrol ediliyorsa ben de iş sahibi olsam ben de rahatsız olurum. Demek ki biz bu noktada bazı listeler hazırlanması, bazı iyi niyetli ve kötü niyetli grupların daha önceden tespiti ve de noktaya göre önceden hareket ederek doğru kişinin kontrolü gibi yeni bir noktaya denetimlerimizi belki de evirmemiz gerekiyor. O yönde hareket etmemiz gerekiyor. Ya da bununla ilgili dijital kontrol sistemleri olacak. Oradan sistem bir şekilde kontrol ettiğinde legal olup olmadığını, kanuni olup olmadığını bir şekilde anlayacak. Bu noktada da bakanlığımızın direktiflerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınızdan dolayı. Son söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Son söyleyeceğimiz ülkemizde 46 dilde görev yapan 13 bine yakın rehberimiz var. Bu rehberlerimiz hepsi kalbi vatan sevgisiyle çarpan, ülkemizin milli ve dini hassasiyetlerini bilen,
yasamızda belirtilen Kültür Bakanlığı'nın milli politikalarına uygun şekilde hareket eden insanlar. Bu camianın haklarının korunması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Şu anda arkadaşlarım bana çevremden diyor ki, ya biz turizm çalışanıyız, en iyi örgütlenmiş yasası olan rehberler bile bir tedirginlik yaşıyor. Bu durumda turizmin diğer emekçisi olan arkadaşlarımızın, diğer servis elemanlarının, housekeeping elemanlarının ayrıca bir tedirginliğe girdiğini de ben görmekteyim. Rehberlerin bile tedirginlik yaşadığı bir ortamda biz normal turizm emekçileri olarak, örgütlenmemiş meslek grubu olarak biz ne yapalım diyorlar. Bundan dolayı burada başka hassasiyetler de var. Turist rehberleri, turizm camiasında örgütlü turizm emekçileri. Şimdi bu konu hassas. Örgütlenmiş, yasası olan, meslek odası olan turist rehberleri bile bu tedirginliği yaşıyorsa, daha odalaşma sürecini tamamlayamamış meslek grupları daha ciddi bir tedirginlik yaşıyor. Burada da çok hassas bir süreç var. Bence buna da parmak basmak gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınızdan dolayı. Teşekkürler. Umarım yasada herkesin istediği gibi bir ortaya olarak iyi niyet ve istişare olduğu sürece biz doğruyu bulacağımızdan eminiz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. Antalya Rehber Odası Başkanı'nın açıklamalarından sonra yine bir değerli misafirimiz var. Sizi tanıyabiliriz. Ben Muğla Turist Rehberleri Oda Başkanı Özgür Akgül. Ben de son çıkacak olan bu yasayla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Başkanımın söylediği sözler çok yerinde. Kendisine katılıyorum her bu konuda. Benim eklemek istediğim şeyler şu anda, eğer iddialar doğruysa orada acentecilerin değişecek olan yasasında sıkıştırılmış iki tane madde var. Bu iki madde çok önemli bir madde üzerinde 15 kişiyi aşan grupların içerisinde araçta rehber bulundurma zorunluluğunun ortadan kaldırılması. Onun yerine bir tur sorumlusu. Bu tur sorumlusundan kast, acentede çalışan bir şahıstan bahsediyorlar. Bu tur sorumlusu sıradan birisi olması yerine neden rehber olması? Rehberin araç içerisinde bulundurulması neden rahatsız etti? Biz bunun şu şekilde düşünüyoruz. Acenteciler kalifiyeli olan bir turist rehberi yerine ofisinde çalışan bir tur sorumlusunu araç içerisine koyarak ucuz işçiliğe doğru bir istek içerisindeler. Burada bütün acenteleri kastetmiyorum. Acentelerin, iyi çalışan acenteleri tenzih ederek söylüyorum. Bazı yaklaşık 15 bin seyahat acentesi olduğunu duyuyoruz. Bu acentelerin içerisinde işlerini çok iyi yapan meslektaşlarımız var turizm bileşenlerimizin içerisinde. Fakat bunların içerisindeki bazı arkadaşlar maliyet hesabı yaptıkları için tur sorumlusu olarak ofis içerisinde çalışan bir şahıs ya da birkaç yabancı. Bir yabancı. Şimdi bakın, biz bu işi çok ciddiye alıyoruz. Bu ülkede ülkede bulunan üniversitelerin yarısına yakını turist rehberlik bölümü açmış. Hali hazırda 15 bin rehber varsa birkaç yıl içerisinde buradan mezun olmuş ve olacak olan 100 bin rehber daha var. Madem turist rehberliği bu kadar önemli değildi ve bunlara bir istihdam yaratılmayacaktı, bu üniversitelerdeki bölümleri niye açtılar? Bu konudan turizm bölümlerinde üniversite dekanları veya rektörlerin bundan bir haberi var mı? Biz devletimizden hiçbir şekilde iş istemiyoruz. Bakın, bir öğretmen olursunuz, bir hemşire olursunuz, çalışabileceğiniz alanlar kısıtlıdır. Ya özel bir okulda ya da devlet okulunda. Ama hepsini bir yere yerleştiremeyeceğiniz için büyük bir sıkıntı var dışarıda. Devamlı bir serzeniş içerisindeler. Turizm iyi gitmediği zaman hiçbir turist rehberini sokaklarda görüp devletinden iş beklediğini göremezsiniz. Bizler burada kendi yağımızda kavrulan, kendi ekmeğimizi kazanma peşindeyiz. Burada devletin üzerinde hiçbir şekilde yük değiliz. Kendi sigortamızı kendimiz yatırıyoruz ve burada baktığımız zaman turist rehberleri bu yasa tasarısıyla güvence altına alınmışken durup dururken böyle bir yasa maddesini iliştirdiler oraya. Araç içerisinde rehber bulundurma zorunluluğunun ortadan kaldırılması bizim mesleğimizi yok eder ve burada arkamızdan gelecek olan 100 bin rehberin de iş olanağını yok eder.
Yani eğer ihtiyaç yoktu, madem neden bu kadar bölüm açıldı, bu bölümlerin de tamamen işlevsiz olacaktır. Bu kadar öğrencimizi, bu kadar vatandaşımızı, gençlerimizi boş boşuna 4 yıl, 2 yıllık ön lisans bölümlerinde okutmuş olacağız. Bir işsizlik ordusu yaratmış olacağız. İstihdam çok önemli. Devletimiz devamlı, iktidar partimiz devamlı bir istihdam yaratmaya çalışıyor. Bizim hiçbir şekilde devletten bir yatırım beklentimiz yok. Bizim yasamıza dokunulmasın. Araçlar içerisinde rehber bulundurmak turistlerin güvenlik sigortasıdır. Bir rehber grubu aldığı zaman başından sonuna kadar güvenli bir şekilde turunu tamamlar ve acentesiyle birlikte otelde teslim eder. Yani burada rehberlerin dışarıdan ofiste çalışan bir personelle gönderilmesi, öğren yerlerine gönderilmesi, turistik yerlere gönderilmesi tamamen turizmi kalitesiz hale getirecektir. Turizm Bakanımızın son açıklamasında göreve başladığında kişi başı harcamayı 65 dolardan 95 dolara çıkardığını ve hedefimizin 130 dolar olduğunu söyledi. Buradan anlıyoruz ki kaliteli bir turizmle harcama kapasitesini turistlerimizin arttırma hedefinde kaliteli bir turizm yapmak istiyorsak burada kaliteli, kalifeli bir personelimiz var. 40 değişik dilde yabancı dil konuşan personelimiz var. Bir anda bu maddeyle bunu yok etmek üzereyiz şu anda. O yüzden ben bu konuda çok endişeliyim. Tüm rehber arkadaşlarımız bu konuda çok endişeli ve bu konuyla alakalı mutlaka o iki maddeyi tekrardan gözden geçirmelerini rica ediyoruz ve bunu bu şekilde olmaması gerektiğini söylüyoruz. Şu an rehberlerimiz diken üzerinde, bu yasanın çıkmasından evet. Endişeli. Aynı zamanda başkanım şu anda Şubat ayına girdik. Önümüzde sezon başlayacak. Acentaların ne tarz hareket edeceği konusuyla ilgili bir şüphe oluştu. Rehberlerimiz burada ayrıca sezon öncesi yeni bir endişe içerisinde hareket ediyor. Konunun ivedilikle aklı selim ve çözülmesi lazım. Kesinlikle ben de haklıyım. Yoksa sezon öncesi ciddi bir endişe ortamı yaratır. Bakanımızdan ricamız bu özellikle iki maddenin tekrardan gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşım. Evet.